Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu yanlış yapılan klima ya da kalorifer kullanımıyla alakalı olacak. Bu kaloriferlerde iç sirkülasyon tuşu var. Kimi yeni araçlarda bu tuş kendini otomatik devreye sokar. Manuel olarak da kullanılır. Belli yani 2015 model ve altı araçlarda manuel olarak bulunmaktadır arkadaşlar. İç sirkülasyon tuşu farklı araçlarda farklı şekillerde olur. Genelde üstünde şu tarz bir ok işareti vardır. Bakın. Yani bu ne demek? Bir devir daim göstergesidir bu. Şimdi bu tuşu yanlış şekilde kullanan arkadaşlardan yanlış şekilde fikirler geldi. Şimdi benim aracımda bazen bunu çalışır halde görenler sordular. Hani bu tuş ne işe yarıyor? Biz bunu hani tasarruf için kullanıyoruz diyenler oldu. Ya da hava İçerideki bu klimadan gelen soğuk hava araçta her yere gitsin diye söyleyenler oldu. Arkadaşlar bu bilgiler yanlış. Yani şimdi bu tuşa bastığınız zaman aracın her yerine hava gitmez. Her yerine soğuk hava gitmez ya da sıcak hava gitmez. Bu size herhangi bir tasarruf sağlamaz. Klima gazınızın daha uzun gitmesini sağlamaz. Bu tuşun amacı sizi dışarıdaki kötü kokudan korumaktır ve zararlı gazlardan korumaktır. Şimdi nasıl yani bu diyecek olursanız, yoğun ve sıkışık trafiklerde, yani dur kalklı trafiklerde aracınızın ön tarafındaki araçta yoğun bir egzoz kokusu geliyordur ve klimayı açmanız gerekiyordur. Bu egzoz kokusunu almamak için bu düğmeye basarsınız. Bu düğmeye bastığınızda araca dışarıdan hani polen filtresinden doğru temiz hava gelmez. Araç devamlı içerideki havayı devir daim ettirir ve dışarıdan hava gelmediği için ne egzoz gazı kokusu gelir ne egzoz kokusu gelir, yani hiçbir şey gelmez. Yani sadece aracın içindeki havayı devir daim yaptırır. Yani buradan olarak mantık olarak anlaşıldığında aracın içindeki hava devamlı nefes aldığımız için oksijen zamanla karbondioksite dönüşecek. Yani aracın içindeki hava tam sağlıklı bir hava olmayacak. Bu sebeple bu egzoz gazından kurtulduğunuzda ya da herhangi bir yere girdiğinizde kötü bir koku var. Kapattınız, bu düğmeye bastınız, araca dışarıdan koku gelmiyor. Bu kokulu durum geçtiğinde hemen bu düğmeyi kapatın ve dışarıdan araca temiz, yani bol oksijenli hava gelsin ki rahat bir nefes alın, daha rahat bir yolculuk yapın. Devamlı bu tuşla yolculuk yaparsanız eğer, tamam, dışarıdan aracınıza kötü koku gelmez, egzoz kokusu gelmez ya da fabrikalardan gelen kötü kokular gelmez. Ama siz devamlı aynı havayı solumuş olursunuz. Yani devamlı bir bol karbondioksitli, az oksijenli havayı solumuş olursunuz. Bu sebeple dediğim gibi yoğun trafiklerde, yani dur kalklı önünüzde araç olduğu trafiklerde, yani egzoz gazına maruz kalmamak için kullanabilirsiniz. Onun dışında yani fabrikaların baca dumanlarından gelen kötü kokulardan kurtulmak için de kullanabilirsiniz. Ama aracın içine komple hava gelsin, yakıt tasarrufu sağlayayım, ne bileyim, klima gazım daha uzun gitsin, aracın içindeki serin hava devamlı dolaşsın dursun gibi düşüncelerle bu tuşu kullanmayın. Sağlığınıza zararlı olur. Gerekmedikçe kullanmayın. Bol oksijenli havayı devamlı soluyun arkadaşlar. Zaten gitgide hava kirlilikleri artmakta. Zaten dışarıda bile çok oksijenli, bol oksijenli havayı bulmak zor. Aracın içindeki devamlı aynı soluduğunuz havayı solumayın bu düğmeye basarak. Bu iç sirkülasyon tuşu bu işe yarar. Sizi dışarıdaki kötü kokulardan korumak için kullanılır. Onun dışında da kullanılmaz. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.